Alnın mıknatıs mı var ya? Abi o da meslek sevdim. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Çip mi yerleştirdin, ne yaptın ya? Abi kağıt para nasıl yapışıyor abi? O demir para ya da... tere yapışıyor. O demir para da yapışıyor abi. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Demir paraya da yapışıyor. Tabii. Diyorsun ki parayı böyle kazanıyoruz diyorsun. Tabii. Çorum'dayız. Kargı'dayız. Şenlik var, şenlik. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin en renkli şenliklerine sahne olacağız. Yemeğiyle, insanıyla, sohbetiyle, muhabbetiyle, davuluyla, zurnasıyla Çorum Kargı yerinde durmuyor. Abi zayıfsın, bu ciğer nereden mi ya? Başkanım Allah vergisi. Allah vergisi. Evet. Allah bize niye vermemiş? Biz niye o kadar... Sana da verir, sen de uğraşsın, senin dolu. Sen ne kadardır uğraşıyorsun? 10 senedir uğraşıyorum, 15 senedir devam. Yeniymişin. Yeniyim tabii. Baktın ekmek var. Allah razı olsun. Paraya öyle... para demiyor musun? Öyle bir dünya yok. Vergi Allah eline verirse sen verdin ya. Abi nefes nasıl, ne yapıyorsun? Ciğer çalışması yapıyor musun? Yok öyle bir dünya yok. Nasıl yok? Püf noktası öyle var. Öyle bir dünya yok. Püf noktası var bunun. Yok onu demiyorum. Şeyi söyle. Püf noktası mı var? Doğada yaşıyorum. Abdullah Yaylası'nda yaşıyorum. Püf noktası yaylada mı yaşıyor? Aynen. Ben? Yoğurt, süt, peynir. Bizim yoğurdu, doğamız... sütü, peynir yiyeceksin diyorsun. Aynen nefesin öyle. Nefesin açılacak. Aynen diyorsun. Öyle başkanım. Eyvallah abi. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Yani Türkiye'de en uzun soluklu zurnayı ben çalarım diyor musun abi? Benim gibi arkadaşlarımın hepsine helal olsun. Çalanlar da var. Bir nefese kaç dakika çalarsın? Bir saat çalarım. Ay bir nefese dedim. Bir sen... nefese 4 dakika, 5 dakika. İnanır mıyım? Aynen öyle. Bak burnu tıkarım. Tamam tıka. Emin misin? Eminim. İddialı konuştun, isim ne? Dursun. Abi gel şöyle. Dursun abi, senin yanında da davul zurnalar dursun. Geç abi sen de şöyle. Değerli dostlar, bu iş ekip işi ha. Ekip olmadan olmuyor. Senin isim ne kardeşim? Orhan. Orhan baba, ne yapıyorsun? Kaç yıldır çalıyorsun? 6. 6 yıldır bak, Çorum'un insanı tek ay yıldız da değil, çift ay yıldız değerli dostlar. Gördüğünüz gibi çift ay yıldız, çift ay yıldız. Tokmaklarda bile ay yıldızı var Allah'ın izniyle. Yani bu bayrağı, bu vatana, bu millete göz dikenin kafasına tokmağı böyle vururuz diyorlar. Doğru mu abi? Eyvallah diyoruz. Şimdi iddialı konuştu. 4 dakika dedi, tek nefeste çalarım dedi. Doğru da çalar. 4 dakika tek nefeste çalarım dedi. Çalar abi. Sen hazır mısın abi? Hazır. Dursun abi. Hazır dediğinde burnu tıkayacağım. Ya sende de 1 metre burun var ha. Tıkarma. Tıkarma öyle çalayım. Öyle olmaz. Niye? Dedik biz nefes tamam, almadan. Tamam tıka. Nefesini bir al. Bir. Nefesini al. Tamam sen devam et. Tamam devam edin. Çok iddialı ya. Dursun abi. Bir. İki. Üç. Ne kadar oldu? Ne oldu? 5 dakika oldu. 5 dakika mı oldu? Ama seni tebrik ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Kolay değil değerli dostlar. Sadece ağızda. Çünkü buraya da hiç es vermiyor. Aşağı yukarı 1 dakikaya yakın çaldın. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Kaç yıllık ekibiz abi? Beraber ustayla beraber aşağı yukarı su mesleğin içine hemen hemen beraberiz abi. Çok güzel tarif etti. Değerli dostlar aynen şöyle konuştu. Kaç yıldır berabersiniz dedim. Beraber dedi. Ustayla beraber dedi. Aşağı yukarı dedi. Aynı beraber devam, aynı beraber devam ediyoruz. Aynı. Abi ne güzel anlattın ya. Çorumlusun anlatma böyle oluyor. Tabii. Meslekte kaç yıl geride kaldı? 35 oldu abi. 35 yıl. Çırağı yetiştirdin. Tabii. Eyvallah değerli dostlar. Kargı'daki turumuz devam edecek. Bir ölürüm Türkiye'ni çalalım, ölürüm Türkiye'mle baş başa bırakıyoruz sizleri.
Buradaki yolculuğumuz devam ediyor. Bu abi tesbihi sallaya sallaya dayı gibi, ağa gibi böyle karşıma çıktı. Tesbihe dokunma. Türkiye'de en iyi tesbihi ben çekerim diye. Ben çekerim tabii ben. Çek bakayım be abi. Çekerim. Ne çekiyorsun böyle? Doğru söyle tespitte. Bununla zikir çekilmez. Bunu ne? Elin arkana aldığın için zikir olmaz. Dön abi olmaz. Şöyle bakalım. Çek. Kamerayı çek böyle. Arkayı da çek. Gözlüksüz çıkmam mı diyorsun abi? Çıkman abi. Yaş kaç? 67. 67 ama göçmüşsün be abi. Ya adam moralini böyle bozarım işte. Köpeklere takılır tasma, kargıdayız, her evde var ayva, hurma, nar ve asma. Asmalarda gördüğünüz gibi sonbahar artık, birkaç tane üzüm var, benim de baldan tatlı sözüm var. Çorum kargı özüm var, bizde de her soruna çözüm var değerli dostlarımız. Burada evlerde çamaşır yıkamak için, sıcak su bulundurmak için her evde bir güğüm var. Bugün Çorum Kargı'da düğün var. Peki aşçı verir yemeğe emeği, ben yaparım Türkiye'de en iyi pilavı ve yemeği diyor bu gördüğünüz abiniz. Ya Allah, bismillah atlıyorum. Abla ne yaptın? Abi hoş geldin. Ne yapıyorsun abla? Pilav yapıyoruz. Pilav mı yapıyorsunuz? Su döktü. Et suyu verdim hocam. Ney? Et suyu verdim. Et suyu mu döktük az önce? Evet. Geri gitti, suyu azalttın. Ya da böyle gel. Bak, bu da hemen gel abi. Ya nereye geleyim? Bir dur. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli pirinci, Avrupa'da, dünyada birinci kargı pirinci gördüğünüz gibi. Ustam kaç yıllık ustayız? 1992'den 2022'ye kadar. 1992, 30 yıllık usta mısın? Hemen hemen. Yaş kaç? Yaş 52. Türkiye'nin en iyi pilavını ben yaparım diyor musun? Doğrudur. Peki Çorum Kargı'da düğün yemeklerinde pilava ne katılır? Tereyağı, et suyu, sıvı yağ. Tereyağı, et suyu, sıvı yağ. Kaç dakikadır pişiyor? Hemen hemen yarım saat kavuruyorum. Bu kaç kişilik pilav olacak? 125. 125 kişilik olacak. Evet. Kaç saatte hazır hale gelecek? Şöyle söyleyeyim. Bir saat içinde hazır hale geldim. Yecuk. Tabii. Eyvallah diyorum. Gel. Gel gel Murat. Bak bak. Abi bak. Ya şu güzelliğe bir bak ya. Ya şöyle bir güzellik var mı ya? Gel şöyle ya. Aç şu gözlerini. Şu gözlere bir zoom. Allah nazardan saklasın. Türkiye'nin en güzel sözlü, en güzel özlü ustası. 50 senedir aşçılık yapıyordum yani İstanbul'da. İstanbul'da. Bitti mi aşçılık? Jübile yaptın. Ha. Jübile mi yaptın? Tabii. Nasıl yaptın? Jübilende kimler vardı? Servis yapardım. 600 kişiye yemek yapardık yani. Hayır, jübilende kimler vardı? Nasıl bir jübile yaptın? Yine kemik suyu mu geldi abla? Abla getir kemik suyunu. Büyükbaş hayvanların iliklerinden yapılmış kemik suyu. Şöyle dök ablam. Dur gel bu tarafa gel. 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 Evet, kemik suyu pilavla buluşuyor. İnsanların ağzı lezzete kavuşuyor değerli dostlarımız. Hop geldi. İsim ne? Hüseyin. Hüseyin usta. Yaş kaç? Yaş 70. 70 yaşındasın. Ha. 50 yıl ustalık yaptım. Tabii. Jübilemi yaptım. Bak şu yağın güzelliğine bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Üf 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 be. Evet değerli dostlar. Kaç dakika tabii pişecek dedin abi? Bir saate hazır mı? Tabii. Bir saate hazır olacak. Şu güzelliğe bak. Gel. Ey yavrum benim be. Analar ne evlatlar doğuruyor. Abi şuraya bak şuraya. Şu güzelliğe bak. İsim ne? Sağ ol, Hasan. Hasan abi, çok karizmasın. Biz devamlı böyle karizmayız. Devamlı mı karizmasın? Her yönde böyle. Anadan doğma. Anadan doğma. Kaç yaşındasın? Bozmayız kendimizi. Kaç yaşındasın? 48. 48 yaşındasın. Kaç yıllık ustasın? Ustalığımız yok. Yardımsever. Şöyle. Ustalığımız yok, yardımsever. Allah'ım ya Rabbim. İşte Çorum'un insanı bu değerli dostlarımız. Yardımsever. Ustalığımız yok, yardımsever. Ve değerli dostlar, Türkiye'nin en kaliteli, en güzel, en doğal, en organik keşkeyi, köylüysen eksik etmeyeceksin atı ve eşeği, eğer köylüysen yiyeceksin bol bol keşkeyi. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Eyvallah. Nedir abi bunlar? Bunda şöyle söyleyeyim, et suyu, buğday, et, dörtte kalktım vurdum bunu et suyuyla beraber. Et suyuyla beraber. Evet, keşkek diye vurdum, pişti, üstüne keşkek eti ayrı. Etini ayrı yedirdim.
Şimdi güdelleyeceğim, tereyağını vereceğim. Güdellemek ne demek abi? Yani güzel tokmakla dövüp. Tokmak. Şu tokmağı bir görelim abi. Sakızla. Abi tokmak. Aba o güdelleyecek. Buna güdelleme mi deniyor? Evet abi. Evet dur bir dakika abi. Dur sakin. Şu beni tokmağı görelim. Neyden abi? Ağacı ne bunun? Bu ağaç. Normal bir ağaç. Abi benim insanım ne kadar saf ve temiz. Ağaç ya diyor. Karıştım oraları diyor ya. Gürgen safı artmış. Abi bunun yalnız puzzle'lar çok gelişmiş. Bu yardımcı elemanım ormandan diyor. Ormandan neydi bu abi? Ormandan. Ormandan. Biraz ormanda çıkartmış. Ondan mı? Kesim ondan yapmış. Böyle güçlü evet. Kuvvetlisi. Kesim. Arkada bak bunda ne var? Onda da keşkek. Kapat kapat kapat. Kapat Allah'ım kapat kapat. Bu yeni bundan sonra olacak doğru mu? Tabii doğru. Evet değerli dostlar keşkeğin güzelliğine bakın ya. Oradan da gördük. Şimdi keşkeğin güdellemesini yapacak. Tokmağımız orijinal. Ustalarımız orijinal. Buna şimdi ne yağ katacağız? Tereyağı. Tereyağı. Evet. Kavrulmuş tereyağı. Evet. Onu kavura siyahlaştırdık. Doğrudur. O sarı tereyağını. Doğru mu? Doğrudur. Buranın büyükbaş, küçükbaş hayvanlarından yaptığımız doğrudur. Tereyağını. Köy tereyağı. Köy tereyağısı. Şimdi güdelleyeceğiz. Hazır hale mi gelecek ondan sonra? Evet. Kaç dakika güdelleyeceksin? Şu anda ben bunu zaten yarım saat güdelledim. Yağını yedireceğim. Üstüne bir daha yağ vereceğim. Müşteriye sunacağım. Öyle mi? Evet. Evet değerli dostlarımız. Şimdi Çorum'da, Kargı'da geleneksel yemeğimizdir keşkek. Keşkek güdellemesini yapacağız. Tereyağını keşkekle buluşturacağız. Tokmağla döveceğiz. Çorum kargı keşkeğini hep birlikte öveceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Mideye gömeceğiz diyoruz. Ne diyoruz? Memleket Çorum, yapmayız atla kötü yorum. Evet değerli izleyicilerimiz, yalnız muhtarmış usta ha. İki muhtarın arasındayım. İki muhtarın şöyle bir arasına gireyim. Evet değerli dostlarımız, muhtarlarımız kendi elleriyle vatandaşlara keşkek yapıyorlar. Emeklerine sağlık. Halka hizmet. Ne? Halka hizmet. Evet. Hakka hizmet evet, diyoruz. Evet, evet. Keşkek güdelliyorlar efendim. Rabbim gökyüzünden güneşimizi ve ayımızı eksik etmesin. Bahçemizden de Çorum Kargı'da narımızı eksik etmesin. Türkiye'nin en kaliteli, aroması en yüksek narı dallarda adeta ağzını açmış, yenmeyi bekliyor. Ve tabii ki az önce ustalarla birlikte kazanda kaynattığımız o müthiş tereyağlı Çorum Kargı keşkeğe bakar mısınız? Lokum, lokum, lokum. Bakın, bakın, bakın. Lokum kardeşim, lokum. Lokum, lokum, lokum. Bakın, bakın. Şöyle şu güzel görüntüler. Ne yapıyoruz? Gömüyoruz. Eşini, dostunu, gerçek kardeşini kolundan sağlam tut. Muhtar gibi muhtar değerli dostlarımız. Karakise muhtarımız. Eğer Çorum Kargı'ya gelmişsen... Yiyeceksin keşkek ve pilavın üstünde nohut. Nohut. Ne kadar güzel söyledi. Nohut dedi efendim. Sanatçılar çeşit çeşit enstrüman çalar. Kimisi klarnet, kimisi davul, kimisi zurna, kimisi piyano, kimisi de ut. Dünyada bir numaradır Çorum Kargı'da nohut. Nohut diyoruz efendim. Şimdi beraber açıyoruz ustamla. Şu güzelliğe bak. Getir abi. Burada var ya, burada ne var biliyor musunuz? Burada... Türkiye'nin en güzel, en kaliteli nohutu Allah'ım. Şu güzelliğe bak abi. Allah nazardan saklasın ustam. Amin. Allah nazardan saklasın muhtarım. Amin. Yani on parmağında on marifet. Hem muhtar olacaksın, hem aşçı olacaksın. Ama normal aşçı olmayacaksın değerli dostlar. Adam Türkiye'nin gibi. En iyi aşçılarından adam gibi aşçı. Aşçı olacaksın. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Karıştır bakayım ustam bir. Bak, sen nereden geliyorsun? Ben teyzemin kızı.
teyzemin kızı. Teyzenin kızına mı uğradın? Hı hı. Ne yapıyor? Neyse bir şey yapmıyor. Oturuyor. Ağlayıp döküyor. Yaşlı mı? Hayır, yaşlı. Ben doğurdum evlat. Ay yok yani, teyzenin kızı mı yaşlı? Teyzemin kocası, kızının kocası öldü. Ha. Teyzenin kızının kocası öldü. Hı. Sen kaç yaşındasın anne? Ben 1933'lüyüm. 1933 mü? Abo şöyle bir gel gölgede dur abo. Şöyle Murat şöyle gel arkayı dur, görmürüz. Ben niye çekeceğim? Ben çekmem ya. Dur çektim. 1933 sen ne yapıyorsun? 80. 90. 90 yaşında mısın? Tabii. İsim ne? Fatma Şahin. Fatma Şahin. Fatma Şahin. Vallahi Şahin gibisin Fatma abla. 90 yaşındasın ama enerjiksin. Ne yapayım ne? Ayaklar tutuyor. Ayaklarım da tutmuyor. Sanki. Nasıl tutmuyor? Bu yokuşu var ya, nasıl yürüdün ya? İşte öyle yürüdüm. Güzel yürüdün ama. İyi bak saçımda hep açık. Yok. Adam duvar beni. Adam nerede? Adam evde. Gel gidelim. Nerede, evin nerede? Gel göster bey. Gel gösteriver adamı, bir göster bana. Adam kaç yaşında? 28'lü. Abo! Ne diyorsun, 28'li mi? 9'dan 6 yaşın. 9'dan 4, 5. Evde mi şimdi? Evde. Ev nerede? Evi gösterebi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şuşa bak. Evime gideyim, doğru buldum. He? Evime gideyim, kimse görmedim. Vallahi nasip, nasip. İsim ne demiştin? Fatma Şahin. Fatma Şahin. Eniştenin adı ne? Beyinin adı ne? Recep Şahin. Recep Şahin. Az mı, daha yürüyecek miyiz? Ya tamam, hadi şimdi gösterebileceğim tamam. Sana. Aa, vallahi maşallah ya. Nasıl gidiyor, bak bak bak. 85 yaşında. Pardon, 90? 90. 90. 33'lüyüm. 33'lü, 90 yaşında. Fatma Şahin 90 yaşında. Çorum Kargı'da nasıl gidiyor maşallah? Eşinin yanına gidiyor. Eşi 95 yaşındaymış. Anam. Alo. Da amca sen nereden geldin bu köye sen? Ya neredesin sen Allah da bir seni şey neydi? Sen ne isim neydi şu Hüsamettin? Hüsamettin ha. Hüsamet. Yaş kaç abi? Ben 1341 doğumluyum. 41 doğumlusun. Pardon, özür babamın yaşı aklıma gitti. Özür. Sabrakgün 1950 doğumluyum. 50 doğumlusun. Sen abi? Hocam Şeref hocam. 1948. Babamla yaşıt hocam. Sen Sultan. Dur. Sultan kim? Vallahi Sultan sanırım. Sultan kim abi? Ya bir dakika sen dur sen. Hürrem. Vallahi tamamen denk geldi. Fatma Şahin annem gidiyor bak Murat. Hoş geldin. Hoş bulduk, gel annem şöyle. Hep izliyoruz biz seni her zaman. Şimdi denk mi geldi? Evet. Çok mu seviyorsun? Şaşırdım. Tabii seviyorum. Çorumluyuz. Niye sevmeyelim? Allah razı olsun. Ben de Çorumluyum. Evet biliyoruz işte. Eyvallah. Çok mu seyrediyorsunuz? Evet ya, seyrediyoruz. Hiç kaçırmıyoruz. Gel abi şöyle eşinin yanına gel. Kaç yıllık evlisiniz? Aramıza girdin abi. Yok ne? Aramıza girdin diyor ya. Gel abi. Evet değerli dostlar. Vallahi doğal, natürel. Gönlümüzden ne geçiyorsa Rabbim veriyor. Allah razı olsun. Abi, programı izliyorsunuz. Vallahi çok izliyoruz. Bak yemin ediyorum. Özellikle kaçırtmıyoruz. Hele benim memleketlim ya. Sen de kurban olayım ya. Anam isim dağıttı gitti. Dur bak neydi ya? Hüsamettin de değil mi? Hüsamettin. Yok ya değil ya Hüsamettin. Bu niye böyle oldu? İyi bakmıyor mu? Çok bakıyorum da çok gezdiği için öyle oldu işte. Baba gittik. Evet. Eyvallah. Evet. İsim ne annem? Fatma. Fatma senin isim neydi abi? Sabri. Sabri abi kaç yıllık evlisiniz? 1967'de evlendim. 1967. Kaç oluyor? 6, 46. 46 mı? Yani yok 56. 56. Ya 56 yıllık evlisiniz. 50 yıl unutmuşuz bir 50. Allah Allah 56 yıllık evlisiniz ya. Evet, evet. Aranız nasıl? Bazen bağırışıyoruz, kavga ediyoruz, bazen iyi oluyoruz. Vallahi yine de mi? İyiyiz Allah'a çok. Genelde iyisin. Genelde iyiyim. Ciddi mi söylüyorsun ya? Sabri abi ciddi misin? Dur, bakıyorum bu yanı. Yok ya. Şeker gibi adam ha. İyiyiz, iyiyiz. Çok Allah. Neşeli, çok keyifli maşallah. Evet, çok neşeldi, çok konuşuyor. Eyvallah. Değerli dostlar, Kargı'da olmayan aşağı yukarı meyve yok. Biraz böyle şey yok belki, muz yok. Ama narı, cevizi, armudu, elması, üzümü, bamyası, pirinci, inciri. Yani dalından incir olmaz. Ben incir koparayım mı şuradan sen? İkinci nerede var mı? Aşağıda. Ağaçta var mı? Hava. Hadi gel o zaman. Gel bakalım, sen de gel anne. Gel o zaman gel. Gel varım nasibimize ya. Gel bakalım gel. Sabri abinin abo. Abi.
Akşam yemeği belli oldu değerli dostlar. Ne güzel çeşme. Bak biberlere bak biberlere. Anne çalışıyor. Gel anne gel. Abi şu güzelliğe bak Murat. Bak üzümlere bak bak. Üzümler pekmez olacak. Şöyle üzümler, ben şöyle ineyim de göstereyim. Evet bu üzümler pekmez olacak. Kışlık üzüm olacak değerli dostlar. Onu anlıyorum ben. Herkes nasibini yer. Merdiven kurulmuş. Hazır merdiven. Vallahi çıktım bak bak bak. Abi şu incire bak be. Balı akıyor balı balı balı. Vallahi balı akıyor ya. Şu güzelliğe bak değerli dostlar. Dalından incir yiyoruz dalından. Dalından incir yiyoruz. Sabri Arvunucan'ın inciri. Şu güzelliğe bak. Annene getirdi bak bak bak. Buna ne diyorsunuz? Eydi diyoruz. Eydi. İncir topluyoruz. Eydi, eydi, eydi. Eydiye bak abi. Bak eydiye bak. Göster abla şunları. Abo! Abo, abo, abo. Vallahi billahi ya. Evet. Şuradan eydiye aldık. Ah. Al abi. Eydiye aldık. O da nasibimizde varmış. Baş harfi H. Sonra Ankara'nın A'sı. Rize'nin R'si. Hakan. Urfa'nın U'su. Niğde'nin N'si. Vallahi bilemedim ki ben. Acayip. Hakkari'nin H'si. Harun, Harun. Hocam söyle. Harun, Harun. Evet. Değerli dostlar. Camilerimize lazım hoca. Ülkemize lazım mutlu karı, koca. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bahçelerinde var incir. Arabalarından eksik olmaz kışın zincir. Elinde var gördüğünüz gibi organik ceviz. Genç kızlığında çok yaptı bu eller. Çeyiz diyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Fatma Şahin annemi tesadüf gördük. 90. Kaç yaşındaydın? 89-90 yaşında. Eşim de sağ dedi. 95 yaşında dedi. Abi bunların arası açılmış ya. Bunların arası açılmış. Gideyim de arayı kapatayım bari. Ama ne şans ya. Bak bak. Su da var ya. Ayaklarının dibinden akıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Recep abi yaş kaç? 86. Yok 90. 28 ya işte evet. 1928. 90 yaş herhalde. 94. İşleri vardı. Aşk var mı? 28'lik bay. Hı? Aşk var mı? Aşk mı? Evet. Aşık ne oluyor? Aşık bu, aşık bu. Aşık, aşık. Aşk var mı? Onun yöntemini bilemediğimden cevaplayamayacağım. Yöntemi ne? Fatma ablaya karşı aşkın var mı? Ha, sevgiden bahsediyor. Evet. Onu ben biliyorsam ben anan adamım. Sende var mı? Bu bakayım 51'den beri hesapla 70 sene oluyor helalim. Abo 71 yıllık evlisiniz. Evliyiz. Abo Fatma annemle Recep abi 71 yıllık evli değerli dostlarımız. Fatma anneye nasıl talip oldun? Bunların arazileri çoğudu mal sahibi olurum diye merak ettim. Bu da bir aşık. Abi tamamen akıl adamı ya. Bir dakika bunların servet çoktu. Arazileri çok. Arazileri çoktu. Arazileri çok. Arazi olmayınca sen kurudu koydu. Dudun dibinde aşamada otur. Aldın mı bari arazilerin üstüne? Üzerine ne diyeyim? Bölüştük bize. Bahane düştüyse ona sahip oluyor. Oo sen yengeden zengin bu. Benim babam iki evliydi. Dokuz vereseydik biz. Dokuz veresiye ne düştü oldu. Ne düştü? Üç haklık diye düştü bana. Hepsi bu. Eyvallah. İyi mi? Memnun musun? Ben her zaman razıyım. Recep abi nasıl razı olmayacaksın ya? 30 dönüm yer almışsın. Ama o da emeğine hak oluyor. Burada otururken olmuyor ki. Olmuyor. Bak elle hep kesik. Parmakların bazılarında böyle kesmişin herhalde. Marangozluk yaptım motor kesti. Motorun kaç defteri. Tane parmak kestirdin? İşte bunu hepsi miydendi işte bunu. Üçünü de kesmiş. Üç tane. Canın acımadı mı abi ya? Acısa nereye bağıracaksın? Zaten uyuşuyor kesince adak. Öyle mi? Peki şey ameliyat falan yoktu eskiden tabii değil mi? Yok hiçbir şey yoktu. Eyvallah. Genç yaşındaydım. Evdeki tane çocuğum yandı. Onlara sevdiğinden elimi motora kaptırmışım. Marangoz motoru. Kafan dalgındı. Dalgınlığa geldim. Dalgınlığa geldim. Hı. Olsun be. Bu kadar olacak. Eyvallah. Allah beterinden saklasın. Amin. Cümlemizi bu sohbetten ayırması. Recep abi. Hı. Uzun yaşamanın sırrı ne? Huzurlu yaşamak. Huzurlu yaşamak.
Böyle güneşi olacak. Göreceksin diyorsun. Hayır, huzur günü. Ayağını olacak. Da suya koyacaksın diyorsun. Heh. Su akıyor ya. Huzur, abi şu keyfe bak. Huzur yoksa her yön karanlık senin günün. Huzurun yoksa. En son ne zaman seni seviyorum aşkım dedin? Ben onu kullanmadım. Ne dedin? Kullanmadım onu. Hiç. Ya ne diye şımardın öyle deyip de. Vay. Ne diye şımardayım öyle diyerek dedi. Sen? Eskiden öyle bir şeyle yoğurdu. Allah ne dediyse gelirdi büyüklerden. Allah yazmış. Ama şimdi sana söyle seni seviyorum aşkım dese güzel olmaz mı? Canım olayım biz öyle yoğurdu eskiden. Öyleydi. Aynen. Ömrünüz uzun olsun. Güneşiniz bol olsun, suyunuz bol olsun, neşeniz bol olsun, ocakta meşeniz bol olsun, evinizde köşeniz bol olsun. Bütün gelenler gidenler size inşallah yolu doğru bulsun. Allah niyetleri de kabul etsin. Amin. O da var. Amin. İlk duba? İlk üzüt sağlığı, sonra gavul olsun, imanımızı, Kur'an'ımızı izlesin, kabir şenliği versin. Kabir şenliği versin diyorsun. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Kargı'daki yolculuğumuza. Kargı'daki yolculuğumuza. Ben anlayamadım şimdi, buna bir şey anlayamadım şimdi. Şimdi şöyle, Recep abi. Anonsu çektim, programımıza devam ediyoruz diyorum yani. Allah niyetleri kabul etsin. Amin cümlemizin diyoruz değerli dostlar. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, güzel bir laf biliyorsunuz. Keser döner, sap döner, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Anadolu'ya gidenlerin geçer Kastamonu'dan yolu. Türkiye'de en iyi döneri ben yaparım diyen Emicem'in oğlu. Selamun aleyküm abi. Aleyküm. Nasılsın abi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi, bu döner tekstil markası almış bir dönerdir. Tamamen kuzu eti ve dana etinden gerçekleştirilir ve yaprak yaprak açılaraktan yapılır. Herkes yaprak döner der, kıymayı incecik kesmek yaprak değildir. Yaprak döner dediğimiz eti yaprak yaprak açıp marinasını akşamdan yapıp sabahleyin tek tek yaprak yaprak takılmasıdır. Bu dönerin bugüne kadar yiyen insanlar mutlaka dönüp geri geliyor. Çok iddialısın. İsim ne abi? Musa Tunoğlu. Musa abi, o zaman kendi dönerini kendin bir ye bakayım Musa abi. Ayıp ettin. Bu döner, İyi diyorsun. Bu döneri sen ye. Sen de mutlaka haftaya beni ararsın. Rahat ol. Abi teşekkür ediyorum. Yani diyorsun ki Türkiye'nin en kaliteli et döneri şu an Maltepe'de Çorum günlerinde. Aynen, birinci standta. Standta yerini aldı. Evet. Birinci standta. Değerli dostlar, Türkiye'nin en kaliteli sırık kebapları, en güzel sırık kebapları Çorum'da yapılır. Özellikle de söylüyorum, Çorum Kargı'da yapılır. Ama usta sen hiç kebap yemiyor mu? Ne yaptın? Durur musun ya? Yok ya, bundan çok uğraştığım için. Neyle çok uğraştın ya? Kebabından. Kebabından uğraşa uğraşa mı zayıfladın mı? Tabii. E kendin yiyorsun mu? Kesiyor. Abi şimdi kebabın... Yağızı kesiyor. Kebabın en güzel yeri neresi usta? Kaç yıllık kebap ustasısın? Abi ben 2 seneden beri kebap ustasıyım. 2 seneden beri kebap ustasısın? Evet, 2 seneden beri. Abi 2 senede tuğla ustası olmuyor adam. Nasıl usta oldu? Oldum işte abi. Vallahi biz de doğal program çekince böyle karşılaşıyoruz işte. Ben bile senden usta sayılırım 3 yıl. Bak kebabın önce abi ön kolunu yiyeceksin. Ön kolunu işte. Heh. Nasıl biliyorum? Sonrasında eğer kebabın kemiğini seviyorsan kaburgadan yiyeceksin. Kaburga. Tamam mı abi? Eğer şekerin tansiyonun varsa kebabın boyun kısmını yiyeceğim. Tamam. Doğru mu abi? Doğru. Kebap yemeye niyetin yoksa kebabın karşısına geçeceksin. Şöyle 3 dakika bir seyredeceksin. İştahını açacaksın. Işte. Kebabı yiyip boynu. Kaçacaksın. Aç abicim. Göm abicim. Evet değerli dostlarımız, Çorum günlerinde tabii ki standta olmazsa olmaz sırık kebabı. Evet değerli izleyicilerimiz, bu da Çorum usulü kirli saç. Ablalar ekmek açıyor. Abla kolay gelsin. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Patatesli yapıyoruz. Evet. Başka ne yapıyoruz şu? Ispanaklı. Ispanaklı. Peynirli. Bu peynirli. Evet. İçine baharatları da atıyoruz evet, değerli dostlarım. Evet, isteyenlere göre. Eyvallah. Acılı başka sevenlere. Başka neli var şurada? Kıymalı. Kıymalı efendim. Evet. Başka? Etli var. Etli var değerli dostlar. Tabii. Şöyle etli burada. Evet. Gördüğünüz gibi ablalar Çorum günlerinde en iyi şekilde hamur işiyle evet. De milleti doyuruyorlar. Güzel. Şimdi güzel bazlama görüntüleriyle sizleri baş başa bırakın. Evet değerli izleyicilerimiz, Çorum günlerinde gördüğünüz gibi kirli saç derler buna. Yok yok, kuzunun ve dananın en güzel eti, en güzel domates, en güzel biber, en güzel sos, en güzel... Et, en güzel soğan, kirli saçta. Şunun suyuna bakın değerli dostlar.
Bazen bana diyorlar ki Harun Şen, yemekleri ekranda çok yiyorsun, suyunu çıkartıyorsun diyorlar. Bu yemeğin suyu çıkmaz mı değerli dostlarımız? Türkiye'nin en kaliteli eti Çorum günlerinde Maltepe sahilinde. Hay maşallah. İskilip, Kargı, Çorum, burası, burası, yayla, yayla. Osmancık nerede? Bir daha mı baştan söyleyeyim? Sungurlu nerede? Bir daha mı söyleyeyim hepsini? Ağlaca nerede? Burası abi. Nerede abi, bunlar nerede? Abi onlar Çorum'da abi, onlar hepsi Çorum'da. Oğuzlar nerede abi? Abi hep sordu da bizimki burası. Say bakayım bir daha. Say, 10 tane Çorum ilçesi say. Abi onun hepsini nasıl sayayım abi ya? Ya ben saydım ya. Say. Ben sayamam abi ya. He? Onu sayamam hepsini. Ben karnı kopya vereyim sana, Kargı. Onu biliyorum. İskilip. O bizim İskilip. Zaten. İskilip, Osmancık, Kargı, Osmancık, Sungur, Alaca, Sungur, Sungurlu, tamam. Oğuzlar. Tamam, Alaca Oğuzlar. Sayayım mı onları da? Say. Tamam. Eyvallah. Değerli dostlar, şimdi şöyle bir sabitle. Türkiye'nin en kaliteli, en güzel, en doğal etlerinin olduğu reyona gideceğim. Nasıl ayıklıyor biliyor musun artist? Allah'ım, 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 Allah'ım. Hoş geldiniz efendim. Ne demişler abi? Et yiyip et girmesin. Evet, başka ne demişler? Et yiyen öldü de et yemen ölmedi bir de şimdi. Spor yapmak istiyorsan et atlayacaksın yiyen. İp dolmalar içerisinde bir tanedir. İskilip. İskilip. Aynen öyle. Voleybolda maçı almak için alacaksın seti. Allah eğer Allah. Sağlık bulmak istiyorsan Çorum günlerinde yiyeceksin eti. Aç o zaman. Abo. Aç o zaman. Önce sen yiyeceksin. Aç o zaman. Önce sen yiyeceksin. Önce tamam. Dur, ben et yemeyeceğim bugün. Bugün et öyle yemeyeceğim. Mi? Bugün leblebi yiyeceğim, leblebi. Evet değerli izleyicilerimiz, bir kere İskilip'te tek, Çorum'da tek, Türkiye'de tek, Avrupa'da tek, dünyada tek. Bundan başka yapan yok. İyisiniz de zaten İskilipli'den başka yapan yok. İskilip dolması, bu ne abi? Kavurma efendim, saç kavurma. İskilip saç kavurması, evet İskilip döneri, İskilip eti, İskilip dolması. Anlat evet. Abi, kuzunun neresi abi? Hocam bu kuzunun budu, küreği, kolu, gerdanı. Hepsi buna karışıktır. Ya kuzunun kendi burada diyorsun yani. Hepsi burada. Kuzunun yününü yüzdüm, derisini yüzdüm, gerisini diyorsun. Deriyi yüzdüm, eti parçaladım, pişirdim, getirdim, bıraktım getirdin buraya. Tüm Çorum hemşerilerimi bekliyorum buraya. Eyvallah abi. Anam, abi bunlar anam, ne abi? Anam bunlar. Abi bunlar ne abi? Bunlar var ya mücevher mücevher. Ne mücevher abi? Bunlar piyasada iskilip, yok diyorsun. Yok yok, İskilip mücevheridir bunlar. Çorum'dan başka olmaz bu bunlar. Bu büyükbaş hayvan mı abi? Büyükbaş hayvanın. Güzel but kısmından yumurta ve kapak diyoruz efendim. Evet. Bunları 9 saatte pişiriyoruz bakın. 9 saat. 9 saat. Oh! Bakın. Şuna bak abi nasıl ayrılıyor be abi. Aynı ilmik ilmik ayrılıyor diyor, abi. Ye beni, lokum, ye beni bak, lokum, bak, lokum. Bak, aynen. Allah'tan ben bugün tokum be abi be. Olmaz. İyilikte varım, kötülükte yokum be abi. Anam, bak, evet bak bak, bak şuna bak nasıl bak, abi bak. Dağılıyor be abi. Evet. Eyvallah abi. Geldik buraya. Gelelim İskilip'in. Geldik buraya. Geldik buraya değerli dostlarımız. İskilip kebabı. Abi telefonu lüzumsuz fotoğraflarla, lüzumsuz videolarla, lüzumsuz resimlerle İşlerle doldurma. Ondan sonra da abi benim de canımı sık. Abi orada ne var abi ya? Burada da çok güzel bak mumbar yaptım. Mumbar. Bakın. Mumbar abi. İşte burada değerli dostlar. Mumbarın güzelliğine bakın. Abo anam 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 anam. Ye beni diyor ye. Türkiye'nin en güzel etleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Bekliyoruz efendim. Tüm Çorumlu halkımızı bekliyoruz efendim. Maltepe sahili. Pazar son. Baktın abi şöyle bak abi gel. Nasıl gözüküyor şöyle bir dön abi. Çok güzel. Kuzu nasıl gözüküyor kuzu? Çok güzel güzel çok güzel. Sen zaten güzel gözüküyorsun da. Güzel gözüküyor abi. Güle güle satmaya nasip etsin. Gömer misin bir tanesini? Yok abi. Bir oturmayı yer misin bir tane? Yok abi yemez. He? Yemez. Yiyemez misin? Abi buyur, nerenin kuzusu bu ya? Çorum Kargı mı bu? Bu Çorum. Çorum Kargı'nın evet. Kuzusu. Değerli dostlar sizin yaptığınızı da Çorumlu yapmaz diyorlar ya, bana göre Çorumlu yaptığını kimse yapamaz. Stand İskilip standı. Kuzu, Kargı kuzusu. Kuzu abi sen ne yaptın buraya bir tane küçük kuzu, baş... Kuzu, kuzu. Ne kuzu, kuzu yaptın? Dana gibi kuzu. Duruyor ya. Ne kudarası abi? Yapmayın abi, böyle. Gözünü seveyim, böyle iri kuzu mu olur? Var, bunu biz sen besledik. Bunu nerede besledin ya? Çorumlu yaylada besliyoruz. Kargı da besliyoruz. Tabii Kargı da, kaç Kargı. Kaç kilo kuzu abi bu? 15 kilo. 15 mi? 15. İsim de senin Kemal olsun. Abi. Cuma. Cuma abi. Abi gözünü seveyim, bu nasıl 15 kilo? Abi, bu yemin ediyorum 100 kilo var ya. Yapma ya, yapma. Vallahi var 100 kilo.
Ya var tatlı. Abi 17 kilo kardeşim. Bak abi. Vallahi... Bak kemerini çıkarırsak 18 kilo kalır ya. Bırak Çorum işi yapma. Abi iyi bir kebabı nereden anlayacak? Kebabı? Kaç yıllık kebap ustasıyız? Ben 30 seneden beri bu işi yapıyorum. 30 senedir. Evet. Nereden anlayacak? Abi kuzunun iyisini alırken anlayacağız bir kere. Evet. Yerli yem yiyecek. Geze hayvan. Bez hayvanla yem hayvanı çok farklı. Dolma yaptık. Dolmamız. Beyaz lahana dolması. Beyaz lahana. Biber dolması. Sarması, biber. Yaprak sarması. Biber. İçli köftemiz. İçli köftemiz abi. Evet. Burada da 100 dilim baklavamız. Baklavamız. Evet. Vurmamız. Kadayıf. Burma. Evet. Bütün bunları evet. Ye yerinde durma. Bu da cacığımız sirkeli. Evet, sirkeli cacığımız. Evet değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz dinimizde temizliğe önem verir. Temizlik imandandır diyoruz. Abi diş var mı ağızda? Diş değil, yok takma. Yok ama buzuna zaten bunu yemek için dişe gerek yok. Atıyorsun ağza direkt eriyor abi. Çorum kurabiyesi. Göm abi. Gör. Nasıl? Arkada da aşk yazıyor zaten ha. Yenge sağ mı? Yenge evde hasta. Evde hasta. Sen şimdi ona gidiyorsun. Diyorsun ki hanım Çorum günlerine gittim. Senin memleket nere? Sivas Koylasar. Sivas Koylasar. Oo. Gittim Sivas Koylasar'a. Çorum günlerine gittim. Leblebi yedim. Kebabı yedim. Kirli saçı yedim. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Bir tane de şunu cebine koy, yengeme götür kırıp dökmeden. Biz kolonyaya kolonya demeyiz abi. Biz kolonyaya ne deriz? K ile G yer değişirse ne olur? Kolonya diyoruz. Bunu kapatıyorum. Bunu da yengeme hediye gönderiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, dünyanın merkezinden herkese selam olsun diyoruz. Bundan sonra biz gitmeden kendi kokumuz gidecek değerli dostlar önceden. Çeşit çeşit kokumuz, kaç çeşit kokumuz? Buyur kardeşim şöyle bir gel. Dedi ki, dünya güzel kokacak dedi. Dünya gül kokacak, lavanta kokacak dedi. Dünya dedi, dünyanın merkezinden dedi, güzel kokular dedi sanılacak dedi. Şimdi biz kolonya diyoruz da, millet kolonya diyor. Kolonya ile kolonyanın arasındaki farkı size sormak istiyorum. Aslında bir farkı yok. Biz Türk toplumu olarak hızlı konuşan bir yapımız olduğundan kaynaklı. Aslında biz kolonya, kolonya diyoruz. Hızlı söylerken ağzımızdan kolonya çıkıyor. Bir de şu var değil mi? İnsanın sözü güzel olmalı, özü güzel olmalı, yüzü güzel olmalı. Bir de insan da güzel kokmalı. Yani. Evet. Doğru evet, mu? Doğru. Belki böyle milyonluk parfümler vermeye gerek yok. Kaç çeşit? Şu an için 8 referansımız var. 19'a ama, çıkarmanız gerekiyor. Tabii inşallah inşallah. Ondan sonrası inşallah 1919 olur. İnşallah. 8 tane ne onlar? Tuzsuz deniz kokusu diye aqua diye bir kokumuz var. Sonra ekşi mandalinamız var. Türk kahvesi var. Remix diye özel bir karışım kokumuz var. Bunun gibi Ege inciri. Aslında tüm Türkiye'yi böyle sarmalayan özel kokularımız mevcut. Eyvallah yani kendi gelmeden kokusu geldi diyorlar. Aynen ya. Öyle. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Çorum günlerindeki yolculuğumuz devam ediyor. Tabii ki Çorum denince akla boyumuz nereden? Türkmen boyları, Oğuzlar boyundan. Türkiye'nin en kaliteli, en güzel, dünyanın yavruna en yüksek cevizi tabii ki Çorum, Oğuzlar değerli dostlarımız. Şu cevizin güzelliğine şöyle bir bak. Yaklaş bakalım Bülent. Görüyor musun? Yani beynin birebir aynısı Oğuzlar cevizi. Üstad anlat bakalım nedir Oğuzlar cevizinin özellikleri? Bizim bu Oğuzlar cevizinin özelliklerinden şöyle. En basit, elle kurulabilen, yerli, milli bir cevizimiz. İç rengi hiçbir şekilde... Elle kırıyoruz diyorsun. Evet, elle doğru kırıyoruz. Şu şekilde rengi, aroması... Altın sarısı mı olacak efendim? Beyaz, altın sarısı. Orijinal rengi altın sarısı. Eyvallah. Çok mu iddialıyız? Çok iddialıyız. Dünyada rakibi yok. Yağ oranı %77 bu cevizin. Dünyada rakibi yok. 1,5 yıl hiç bozulmamış vaziyette durabiliyor kabuğunda olduğu zaman. 1,5 yıl boyunca evet muhafaza ediyor kendini evet diyorsun. Yakaladım. Ne yapıyorsun abi? Tadına bakacağım ya. Tadına mı bakacağım? Heh. Tadına herkes bakarsa ne olur ya? Ha, iyi yakaladım. Bu gezen amca ya. Teşekkür ederim. Yeter. Ya la la la. Abi çok besliyorsun ya. Nasıl? Mükemmel. Abi diyorsun ki zihin açar. Evet. Cildi güzelleştirir. Cildi güzelleştirir. Benim gibi pancar gibi gezer millet. Çok ceviz yiyoruz biz. Sabahleyin diyorsun yediğinde diyorsun evet. Bağırsakları. Kesinlikle. Kesinlikle. Kolesterol düşürür. Abla sen anlıyor musun cevizden? Anlıyorum. Memleket nere? Rize. Rize. Evet. Rize
Karadeniz'in cevizinden anlarım diyorsun. Nasıl abla? Lezzetinden, lezzetinden içinin... Abla da anlıyor. Abi zaten anlıyor. Efendim? Anlarsın cevizden. Anladım da onun için bir tane tatmaya tamam. Bakabiliriz mi? Bak bakalım abi nasıl? Teşekkür ederim. Memleket nere? Memleket Bitlis. Bitlis. Bütün tat var. Nasıl? Adil Cevaz mı, Oğuzlar mı? Vallahi Adil Cevaz daha güzel ama bana sorsan fakat tatı bayağı yağlı yani. Gerçekten güzel cevaz. He? Bakabilir miyim? Bakacağım da. Şöyle bak abi. Bak bakayım abi. Bak bakayım abi. Helal olsun abi, ne demek? Şahane. Ciddi mi diyor? Kim gelmiş abla? Haruşen. Seyrediyorum ben. Vallahi mı? Tabii. Ama seyrediyorum derken de yarım kilo götürdün abla. Vallahi yarım kilo götürdün. Baba baba. Nasıl? Yemedin ki daha. Bak bakayım abla. Güzel. Sana yok, sen gençsin. Sen gençsin, sana yok. Neyse al bir tane daha, hadi bakalım. Evet, ceviz gidecek değerli dostlar. Evet abi, anlatıyoruz. Şimdi bu üç ceviz sabahleyin akşam bardağa koyduk. Abla kameranın önünden geçtin, cezalısın, ceviz yiyeceksin. Çorumozlar cevizi. Geçmeseydin yemeyecektin. Abi cildi güzelleştirir. Diyorsun. Diyerim. At gitsin. Bunu yemek için dişe gerek yok, lokum gibi çünkü. Al abi, sen de al abi. Hüseyin abi, ben seni izliyorum, devam. Al abi. Abi sende zaten bir gurme tipi var abi. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Evet. Evet abi, geldik. Daha hakkını helal et. Ama şimdi ceviz güzel. Bak ooo, o da götürdü. Helal olsun. Evet. Şimdi abi 3 tane sabahleyin akşam bardağa koyacağımız dedim. İçinde horozuyla beraber şu şekilde. Horoz. Horoz. Biz buna cevizin içinde horoz. Zarı. Zarı. Bu zar akciğere benzer. Şöyle. Akciğere benzer. Bunun çayını 3 tanesini, 4 tanesini çayın içine koyup demleyebilirsin de. Bu akciğerleri temizliyor. Ceviz beyine hitap ettiği için çocuklara yedirip beynini güçlendiriyor. Bu özelliklere sahip. Çünkü bu cevizde evet. Tamamen hiçbir şekilde katkı bir madde yok. Tamamen doğal, organik bir ceviz. İçeride Oğuzlar cevizi dağıtılıyor. Siz leblebiye tav olmuşsunuz. Ama verirseler ceviz de alırız. Ya verirler, vermez olurlar mı? İçeride dağıtıyorlar. Her gelene veriyorlar. Tamam. Kaç yıllık evlisiniz? İnşallah. Ben 54. Memleket? Boyabat. Sinop Boyabat. He, siz Kargı ile komşusunuz. Tabii. Benim ile komşusunuz. En yakın komşum. Evet. Eyvallah. Kaç var mı? Çok. Ciddi mi söylüyor? Tabii. İlk kim kime aşık oldu? Görüşsüzle evlendik biz. Aşık yok. Aşk mı vardı? Sene 1969. Olmaz olur mu? Aşk her zaman vardır. Ama, Adem ile Havva'dan beri vardır aşk ama ya. Ama ben memleketteyim, beyim burada. Niye öyle oldu? Görmedik. He, akraba o zaman. Akraba. Eyvallah. Çorum günlerine geldiniz. Evet. İyi, yolunuz açık olsun o zaman. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Hadi bakalım. Hayırlı günler. Sağ olasın. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi Çorum günlerindeyiz. Tabii. Çorum günlerinde plakamız biliyorsunuz 19. İki tane 19 bir araya gelince de 1919 olur. Gençlik ve spor bayramı olur. Tüm dünya Çorumlu'nun hayranı olur diyoruz değerli dostlarımız. Abi ne yaptın böyle? Nedir bu? Bunu aceleyle Konfederasyon Başkanı Metin Bey'in şeyi üzerine, ricası üzerine 2 günde yetiştirebildiğim bu kadar oldu. 2 günde yaptınız bunu. Evet, 2 günde şey yaptım aceleyle ama daha güzel, daha şey olurdu zaman. Eyvallah. Olsaydı. İlçeleri yazdınız. Evet. Kargı, Ortaköy, Laçin, Mecitözü, Boğazkale, Dodurga, Oğuzlar, Osmancık, Uludağ, Bayat, Alaca, Sungurlu, İskilip Merkez. Sen nerelisin abi? Çorumlu gibi durmuyorsun. Ben mi? Evet. Dedem Siirtli. Deden Siirtli. Siz? Ben İstanbul'da doğdum. Çorum'dan 3 tane ilçe say abi. Kebap ısmarlayayım sana şöyle. Ön kol bölümünden. Vallahi hazırlıklı değilim. He? Kebabı yemeye mi hazırlıklı değilsin? Öyle, sorulara mı hazırlıklı değilsin? O soruyla karşılaşacağımı bilmiyorum. Eyvallah abi. O zaman biraz çalış gel. Bak kebap. Oradan bakama. Oradan bakama. Abi şunu diyebiliyor musun? Benim yaptığım bu süslemeyi kimse yapamaz. Dolayısıyla ben Çorumluyum. Çorum'un yaptığını herkes yapsın derim. Çünkü neden? Çorum örnek olsun. El sanatlarında gençlerimiz
eline alıştırsınlar. Emeklilikte evde hanımla oturup kavga etmektense şeyde kahve köşelerinde miskinlik yapmaktansa el sanatları kursuna gitsinler. Eyvallah. Şevet. Şöyle bir dünya turu atıyoruz değerli dostlar. Dünyanın merkezinden herkese selam olsun. Plakamız 19. İyilikte varız, kötülükte yokuz diyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.